Değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberlik peygamberimize neden 40 yaşında verilmiştir? Bunun hikmeti nedir? Şimdi 40 yaş insanın tekamül ettiği bir yaştır. Kabiliyet ve istatların olgunlaştığı, karakteristik melekelerinin tamamen yerli yerine oturduğu bir dönemdir. Bu yaşta Hz. Peygamber Efendimiz için bir yandan gene ilahi mesajlar alabilecek bir durum hasıl olmuş. Bir yandan da davet ve tebliğin zorluklarını göğüsleyebilecek bir konum söz konusudur. Ayrıca peygamberlik gibi olağanüstü bir elçilik iddiası gençlik yaşlarında olsa daha fazla şüphelere, tereddütlere, daha fazla itirazlara sebep olabilir. 40 yaşına kadar gençliğinin her safhasında Muhammedül Emin unvanla şöhret bulmuş bir zatın 40 yaşından sonra hayatı boyunca gösterdiği ahlakın zıttına olarak yalan ve yanlış şeylere tenezzet etmesi pek mantıklı olmaz. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk olarak Safa Tepesi'nde açıktan tebliğini yaparken Kureyşlere bu kum tepelerinin arkasında size saldırmaya hazırlanmış bir düşman ordusu var desem inanır mısınız diye sormuş ve hepsinden evet çünkü şimdiye kadar senden bir kere olsun yalan duymadık cevabını net bir şekilde almıştır. Demek ki Allah Celle Celaluhu Habibine nübüvvet vazifesini 40 yaşında veriyor ki kemaline kemal katsın. Bununla beraber gençlik ve ihtiyarlık nübüvvet mesleğini icra etmede de çok da uygun dönemler olmayabiliyor. Zira gençlik, şöhret ve makama düşkün insanların aklına şüphe ve şaibe atabilir. Acaba bu delikanlı şan ve şöhret peşinde olduğu için mi böyle insanlara meydan okuyor diye tam bir gönül itminanı vermeyebilir. E i̇htiyarlık döneminde ise güç kuvvetten düşeceği için birçok noktalarda ümmete rehber, ve rol model olamayabilirdi. Bu yüzden her noktada tam bir rehber, tam bir itminana olabilmesi için en mükemmel bir yaş olan 40 yaşı Allah hikmetiyle göndermiştir peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. A.